Arkadaşlar atmosfer basıncı ile ilgili karşımıza çok çıkacak etkenlerden bir tanesi de dinamik etkenlerdir. Dinamik etkenler nedir ve neleri etkiler hemen onlara bir göz atalım. Dinamik etkenler deyince aklımıza ilk olarak dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketi. Yani bu ne demektir? Günlük hareketi gelecek. Ve buna bağlı olarak merkez kaç kuvveti etkisiyle hava bazı enlemlerde yoğunlaşır. Bazı enlemlerde ise seyrekleşir. Bunu unutmamız gerekiyor. Buna bağlı olarak da yine iki önemli maddemiz çıkacak karşımıza. Ekvatorda ısınarak yükselen hava kutuplara doğru hareket ederken yerin eksen hareketine bakın yine yerin eksen hareketine bağlı olarak 30 derece paraleller içerisinde sıkışır, yığılır, aşağı doğru iner ve yoğunluğu artar. Bu basıncın kuşağına biz ne diyoruz? Subtropikal yüksek basınç kuşağı diyoruz. Yine 90 derece paralellerinde ise esen kutup rüzgarları 30 derece paralellerinden esen sıcak batı rüzgarları ile karşılaşıyorlar. Karşılaştıkları alan 60 derece enlemleridir ve burada bir yükselme gerçekleşiyor. Ve buna bağlı olarak da dinamik alçak basınç alanları oluşuyor. Bu basınç kuşağına biz subpolar alçak basınç kuşağı diyoruz. Burada unutmamız gereken iki şey geleneksel hareketine bağlı olarak oluştuğu ve buna bağlı olarak karşılaşma alanlarında da değişik kuşak isimleri oluşturduğudur. Peki buna bağlı olarak yine bir uyarımız var. Çok önemli bir uyarı. 30 ve 60 derece enlemlerine biz dinamik basınç kuşakları derken 0 ve 90 enlemlerine ise termik basınç kuşakları diyoruz. O zaman bizim için önemli olan şu bilgileri unutmamak. Yerineksen hareketine bağlı olarak dinamik etkenleri oluşuyor ve buna bağlı olarak dinamik basınç alanları ve yine buna bağlı olarak da Termik basınç alanları da sıcaklıktan etkilenerek termik alanları tekrar oluşturuyor dünya üzerinde. Bunları unutmayalım. Hemen arkasından basıncın dağılışı. Biz nelere alçak basınç diyoruz, nelere yüksek basınç diyoruz onlara bir bakacağız. Şimdi normal basınç değerimiz var. Normal basınç değerimiz 1013 milibar. Hemen altını çizelim. Normal basınç değerimiz 1013 milibar. Peki bunun altında ise basıncımız. Örneğin 1010 mili varsa alçak basınç adını alıyor. 1040 mili varsa yüksek basınç adını alıyor. Demek ki normal basınç değerinin üzerinde kalanlara biz yüksek basınç. Normal basınç değerinin altında kalanlara ise biz alçak basınç alanları diyoruz. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Peki alçak basıncın özellikleri nelerdir? Yüksek basıncın özellikleri ve farkları nelerdir? Ne Nerelerde bu basınçlar etkilidir? Şimdi onları öğrenelim. Şimdi alçak basınçta yükselici hava hareketleri vardır. Yani yükselici hava özelliği taşıyan basınçlara biz alçak basınç diyoruz. Burada karıştırabileceğiniz şu olabilir. Alçak basınç farklı şey, yükselici hava farklı şey. Demek ki alçak basınç dendiğinde aklımıza tam tersi yükselici hava hareketleri gelecek. Bu nem fazladır bu ortamda. Yani nemlilik bu anlamda bulunduğumuz ortamda alçak basınç varsa oldukça fazla yine sıcaklık farkı neme bağlı olarak daha azdır. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Alçak basınç alanlarında nem fazla, nemi fazla olmasına bağlı olarak da sıcaklık farkı az bunu unutmuyoruz. Örneğin çöller alçak basınç alanları olmamalı. Neden? Nem oldukça az, nemin azına bağlı olarak da genellikle yüksek basınç alanları olarak karşımıza çıkacak çöller. Yüksek basıncın alçak basınçtan farkları ve taşıdığı özellikler nelerdir? alçalıcı hava özelliği gösteriyorlar. Yani yüksek basınçta tam tersi alçalıcı havamız var. Hava genellikle açıktır. Hava hareketi merkezden çevreye doğrudur. Bağıl nem azdır. Buna bağlı olarak az önce de üzerine çok durduk. Bağıl nem azsa yani nemlilik azsa sıcaklık farkı muhakkak ki ortamda fazladır. Lütfen bunu da unutmayalım. Şimdi bununla ilgili bir uyarımız var. Basınca bağlı hava hareketleri Kuzey yarımkürede sağ sapacak, güney yarımkürede ise sola sapacak lütfen unutmayalım. Buna bağlı olarak kuzey yarımkürede hava hareketimiz sağa, güney yarımkürede ise sola sapacak lütfen unutmayalım. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var. Örneği değerlendirelim. Biz az önce neyi öğrendik? Alçak basınç ve yüksek basıncın genel özelliklerini. Şimdi biz alçak basınca ne demiştik? Alçak basınçta hava tam tersi ne yapıyordu arkadaşlar? Yükselici etki gösteriyordu. O zaman elimizdeki oklar aşağı doğru iniyorsa ortamda hangi basıncımız vardır? Yüksek basıncımız vardır. Peki yüksek basıncın özellikleri nelerdi? Sıcaklık farkı az mıydı çok muydu? Hemen ona bir bakalım. Sıcaklık farkı nem az olduğu için bunu unutmuyorum. Nem az olduğu için farkımız fazladır. Nem az olduğu için yüksek basınçta sıcaklık farkı fazladır. Bununla ilgili bir örnek isterse örneğin Türkiye'den bir örnek isterse hemen aklımıza şu gelmeli. Daha karasal, daha denizden uzak bu anlamda neme daha az sahip bölgeler gelmeli. Örneğin yaşadığımız ülke içerisinde İç Anadolu bölgesi bu anlamda ne yapacak? Bizim için yüksek basıncı tanımlayabilecek en önemli bölgelerden bir tanesi olacak. Neden dersek? Nemaz ortamda sıcaklık farkı fazla ki bu bize yüksek basıncı veriyordu. Hemen arkasından Tam tersi ok yönleri gösterildi. Bunun ne olduğunu biliyoruz. Yükselici hava hareketi bize neyi veriyordu? Alçak basınç merkezlerini. Peki alçak basıncın yüksek basınçtan farkları neydi? Alçak basınçta öncelikle en fazla arkadaşlar. Bu bilgi beni kurtaracak bilgi olabilir. Nem fazlaysa sıcaklık farkı buna bağlı olarak çok daha azdır. O zaman bu daha denizel, karalardan ziyade daha böyle deniz kıyılarına yakın bir ortam olabilir. Şehir örneği verebiliriz, İzmir diyebiliriz. Ya da bölge örneği isterse bizden ne diyebiliriz arkadaşlar? Karadeniz diyebiliriz, değil mi? Bölge örneğinde de Karadeniz oldukça nemli ve sıcaklık farkının az olduğu yerlerdir. O zaman iki önemli örnekle, iki önemli basıncı biz kafamızda şekillendirmiş olduk diyoruz ki alçak basınçta nem fazla, sıcaklık farkı az, hava hareketi yükselici. Yüksek basınçta ise nem az, bu nedenle sıcaklık farkı oldukça fazla ve genellikle kara içlerim. Yani denizden uzak alanlar düşünülmeli, bunları unutmayın. Şimdi bununla ilgili yine bir uyarımız var. Az önce bir hatırlatma bilgisi vermiştik. Hatırlatma bilgisinde rüzgarların kuzey yarımkürede sağ, güney yarımkürede ise Sola saptığını öğrenmiştik. Şimdi diyoruz ki, alçak basınçta hava hareketi çevreden merkeze, yüksek basınçta ise tam tersi hava hareketimiz merkezden çevreye doğrudur. Bunu karşınıza çıkabilecek soru örnekleriyle de şekillendirebiliriz. Şimdi diyoruz ki, ne demiştik? Bakın, öncelikle hava hareketine bakıyoruz. Hava hareketimiz nereden nereye doğru? Burası merkez. Merkezden çevreye doğru. Yani merkezden çevreye doğru bir hava hareketi var. Merkezden çevreye doğru hava hareketlerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Yüksek basınç alanları. İkinci şeklimizde ise tam tersi, tam tersi şöyle olabilirdi ok. Çevreden merkez olabilirdi mesela. Şöyle bir detay verebiliriz burada. Çevreden merkez olduğuna biz ne diyorduk? Alçak basınç. Ama bu örneğimiz yine bizim merkezden yani buradan çevreye doğru olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen diyoruz ki yine yüksek basınç alanıdır. Peki bu iki merkezin birbiri arasındaki farkı nedir derse her ikisi de yüksek basınç bu ortak noktaları iken. Şimdi bakalım sağa sola sapma hareketini öğrenmiştik. Kuzey yarımkürede her zaman nereye sapacaktı? Sağa sapacaktı. Hemen buradan şöyle bir şey yapabiliriz. Şu iki oku birleştirdiğimizde S harfi çıkıyorsa biz bunu ne diyoruz? Sağa sapmıştır ve bu da bize kuzey yarım küreyi verir. Hemen bakalım iki oku birleştiriyorum yine. Ters bir S ya da Z harfi çıktı. O zaman sola sapmıştır. Bu da bize neyi vermektedir? Güney yarım küre vermektedir. Hemen ikinci bir örnekle biraz daha detaylandırabiliriz. Diyoruz ki aklımıza gelecek ilk şey bu örneklerde okların yönleri. Bakın ok burada nereden nereye geliyor? Çevreden merkeze doğru hareket ediyor. O zaman bu kesinlikle alçak basınç alanı. Hemen ikinci okumuz da aynı şekilde çevreden merkeze hareket ediyor. Yine alçak basınç alanı. Farkları nedir diye sorarsa iki oku birleştiriyorum. O evet bir S çıktı. O zaman biz ne diyoruz? Kuzey yarım küre. Bakıyorum iki oku birleştirdim. Bir ters S ya da Z çıktı. Buna da biz ne diyoruz? Güney yarım küre. Bu örnekle de konumuzun basınç dağılışının genel detaylarını pekiştirmiş olduk. Peki şimdi bir örnek şekil verdim ben. Karşınızda bu ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru olarak da çıktı. Biz bunu şimdi boş olarak değerlendirelim. Yani neyi öğrendik, neleri biliyoruz ve bunu şekil üzerine nasıl yorumlayabiliriz onlara bir bakalım. Şimdi öncelikle sıfırlar ve doksanlar neydi arkadaşlar? Termik basınç alanları. Oraları hemen bir termik alanlar olduğunu belirten T harflerini koyalım. Geri kalanlar ise Bakın en orta ve uçlara termi yerleştirdim. Geri kalanlar ise ne olacaktı? Dinamik basınç alanları. Burada tekrar etmek istediğim önemli bir bilgi daha var. Dinamik basınç alanlarının oluşma sebebi neydi arkadaşlar? Bizim karşımıza böyle bir soru gelirse, basınç alanları neden oluşur dedi. Ne diyoruz? Dünya'nın günlük hareketi yani eksen hareketi. Peki termik basınçlar neden oluşur derse buna da ne diyorduk? ısınma özellikleri yani sıcaklık etkisi. Bu da neye bağlı? En önemli temel nedenimiz dünyanın şekliydi. Demek ki dünyanın şekline bağlı olarak değişenler termikler. Dünyanın günlük yani eksen hareketine bağlı olarak değişenler ise dinamikler. Bunu unutmuyoruz. Ben onları yerleştirdim. Siz de ekran karşısında bunlara yerleştirip bakabilirsiniz. Sonrasında sıfırdaki hava hareketinin ne olacağını göz atmakta. Şimdi bakın arkadaşlar. Sıfır alanı her zaman Alçak basınçtır. Buraya alçak basıncımızı yazdık. Bununla ilgili şöyle bir detay verebiliriz. Bakın dünyamız burası 0, burası 30, burası 60, burası 90 kabul edilsin. Yine aynı şekilde Güney yarımkürede 30, 60 ve 90 yerleştirildi. Şimdi burada sıfırın her zaman alçak basınç olduğunu biliyorum. Kutupların her zaman yüksek basınç olduğunu biliyorum. 60'ların alçak yine 30'ların yüksek basınç alanı olduğunu biliyorum. Güney Yemkale'de de aynı şekilde yüksek alçak ve yüksek basınç diye ilerleyecek. Şimdi bu anlamda demek ki ben bunları şöyle yerleştirebilirim. Bir yüksek bir alçak diye gidebilirim. Yine aynı şekilde bir yüksek bir alçak ve yine bir yüksekle 90'ı tamamlayabilirim. Peki alçak basınçta hava hareketi neydi? Alçak basınçta hava hareketi tam tersi alçağın tersi yükseleceğim hava hareketimiz yükseldi. Geldi. Yüksek basınçlı hava hareketi. Alçalacağım. Geldi. Yükseldi. Geldi. Alçalt. Evet. Hava hareketlerini yazdım. Termik ya da dinamik olanları ayırdım. Şimdi az önce bahsettiğimiz bir bilgi vardı. Bakın burada dünya bitti ve geri dönüyor rüzgarlar. Karşılaşma alanı neresi? 60 derece dinamik alçak basınç alanları. Bu karşılaşma alanlarında cephe yağışları dediğimiz Yoğuş sistemlerini de arkadaşlar görebileceğiz. O zaman hemen aklıma şu geldi. Diyoruz ki 60 dereceler hangi kuşağı simgeliyordu? Orta kuşağı. O zaman orta kuşakta cephe yağışı görmemiz çok muhtemeldir. Yani orta kuşağın simgelerinden bir tanesi de cephe yağışlarıdır. Aynı aynı yarım kürenin güney yarım küre uygulamasında sizler yapabilirsiniz. Müzik <laughs>